Bak. Gördüğünüz gibi kıllı gördü ve geldi. Bak, hareketlere bak. Evet, güzel. Yakında kızana gelecek belli ki. Şu anda tam hazır değil. İyi hareketlere bak kıllının. Ya, 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 ya. Şöyle bir kuyruk yana verdiğini falan görsem arkadaşlar, hemen boy kaleş diyeceğim. Ama tam hazır değil dişi şu anda. Gel kızım, gel, gel, gel. Kıldaki cesarete bak ya. Normalde böyle gelmez arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tam normalde köpekler boğuşmaz ama kanas acayip çöktü. Gel kızım, gel. Of verim kızımı. Of verim kanasımı. Yani kıllı geldi, bir şansını denedi. Bakın hala yine geliyor. Ama hazır değil arkadaşlar. Ben şu şekilde gezdirdim, açık bir şekilde gezdirmeden önce bir kaplanın yanına götürüyorum. Zaten köpek kendini belli ediyor zaten böyle hazır olduğu zaman. Ona göre açık bırakıyorum. Yoksa ben bunu bu şekilde açık bırakmayacaktım, elimle ipi takacaktım, gezdirecektim ama hayvanın zaten kızağını çok yakın. Tam hazır olmamış da. Ondan dolayı şöyle serbest biraz gezsin. Çünkü bayağı bir yatacak içeride. Kızağını geçene kadar, boy kayla işleyeceğiz kızağını geçene kadar falan derken, yani hayvan bayağı bir içeride kalacak. O süre zarfı içinde de hep iple gezdireceğiz. Fazla bir şey olmayacak. Serbest gezmesi her zaman daha güzel, daha iyi. Ya, ya, ya. Yani kılla vallahi bilmiyorum da iyi ki de boyka yok burada. Zaten kıllıyla boyka arkadaşlar birbirini hiç sevmezler. Yani burada boyka olsaydı şu anda kıllıya takla attırırdı yani. Ben böyle dediğim zaman da bazı arkadaşlar işte gelip biraz niye zorlarına gidiyorsa bilmiyorum da. Yani gerçekler bunlar. Boyka buraya geldiği zaman kıllı hiç yoksa arkadaşlar çok rahat bir şekilde 3 yaşında bir köpekti. Şu anda kıllı 4 yaşında, boyka işte 30 aylık bir köpek yani 3 yaşına doğru gidiyor. Ya diyorlardı işte kıllı, efendime söyleyeyim, şey yaşlı bir köpek boykaya göre. 5 yaşındaki köpeği bilene yaşlı diyorlar. Ondan dolayı arkadaşlar bazı insanlara ne söylesek boştur. Nasıl bir cevap versek bile boştur. Köpekten anlamayan insan çoktur. Kıllının gördüğünüz gibi kulakları alınmamış. Ve de tüylü bir köpek arkadaşlar şimdi. Köpekten anlayan bir adam ilkin bunu bir bilir. Kıllı bu köpek değil mi arkadaşlar? Şimdi boyka tüysüz bir köpek. Mesela boyka kıllıyı tuttu. Erken bir şekilde bırakır, ağız değiştirir. Çünkü niye? Kılları uzun. Ağzına boğazına kaçıyor. Ondan dolayı köpek rahatsız oluyor. İster istemez bırakıyor. Ama boyka gerçekten çok tecrübeli bir köpek olduğu için son zamanlarda zaten kıllının boynundan falan başka yerini tutmadı. Ya kulaktan tutuyordu ya da göğsüne doğru, altına doğru giriyordu. Ya da arka bacaklardan tutuyordu. Mesela yani köpek artık son zamanlara doğru iyice çözdü her şeyi. Yani göz var, izan var. Şimdi kıllı gerçekten hiç yoksa bir 83 santimi çok net bir köpek yani yüksekliği. Kıllı kulaklı olduğu için bu şekil bir, yani nasıl diyeyim size, bazı insanlar gözünde şey gibi görünüyor.
Sokak köpeği gibi görünüyor da alakası yok. Mesela bu köpeğin sahibi var arkadaşlar. Kanas yavaş yavaş belli ki o da oyun yapmaya çalışıyor. Ya yani bu şekilde bakacağız. Birkaç günü iyice kendini şey edecektir zaten. Kendini iyice belli edecektir. Tam kızan olduğu zaman boykayla eşleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi acayip sert bir dişi çıktı. Şimdi bazı arkadaşlarımız soruyor. Kanas soyu neydi, kanasın falan. Kanas bize gelmeden önce farklı bir ismi vardı. Ben Kanas ismini verdim. Ve de soyu sopu belli. Tetiğin kızı. Ali Tun abimizin üretimi. Yavruyken ondan almışlar. Burada da birkaç kere damızlığını falan görmüşler bu hayvanın işte. Yavruları çok güzel yavru veriyormuş. Damızlık olarak zaten biz aldık. Bunun damızlığı güzel diye. Ama gördüğümüz o ki arkadaşlar gerçekten Kanas çok sert de dövüşüyor da. Mesela bazı köpekler tuttuğu yeri böyle sallarlar. Kanas'ın bir özelliği var. Sallama fazla yapmıyor. Tam tersine kendine doğru çekiyor böyle. Tuttuğu yeri kendine doğru çekip deriyi yırtmaya çalışıyor. Öyle de bir yapısı var. Kanas gel kızım gel. Gel. Gel kızım gel. Biraz dolanalım zaten kıllı. Tam hazır olmadığı için bak o da gidiyor. Yani durum bu şekilde arkadaşlar. Şimdi kıllı sahipli bir köpek. Sokak köpeği falan değil. Bazıları bize dedi işte kıllının kulaklarını aldırın. Kaç yaşındaki köpek arkadaşlar. Şimdi bunun kulaklarını aldırdığınız zaman bu köpek de hayata hayattan soğur yani. Gel kızım gel. Gel. Yine ne gördü gidiyor. Boyka 15 aylıkken bu köpekleri dövüyordu mesela. Yani sadece bunun da değil. Çok çok köpekler vardı burada. Hiçbiri de boy farkı olarak veya cüsse farkı olarak ya hepsi de Boyka'dan daha üstünlerdi. Boyka onları yıktığı zaman herkesin bir bahanesi vardı. Hiç sorun değil. Bazen çengeline laf ediyorlardı. Çengelleri falan da çıkardık. Yine aynı şekil, yine aynı şekil. Hatta şimdi mesela Boyka burada olsa örnek vereyim. Kıllı buraya gelemez buraya kadar. Yani buralardan kaçar. Gider buralara gelemez. Çünkü biliyor köpek ne olacağını. Ya. Ya kızım ya. Kanas. O bir şey gördü gidiyor arkadaşlar. Ya ya ya. Ya kızım ya ya ya. Tilki falan geçmiştir. Onun kokusunu öyle yapıyordur. Ya kızım gel gel. Aha. Keklik kokusu almış. Ya kızım gel gel gel. Aferin benim kızım. Aferin sana. İşte bu akıllı arkadaşlar. Ses diyorsun geliyor. Mesela boyk olsaydı yok gelmez. Onun aklında bir şey varsa gider onu halleder gelir. Öyle özgürlüğüne çok düşkün. Boyka samuray karşılaştırmasını da yaptık arkadaşlar. Çok şükür yani onu da aradan çıkardık. Çünkü bazı arkadaşlarımız istiyorlardı. Çok da isteniliyordu. Ondan dolayı arkadaşlar yani yaptık bir şekilde. Burada da belirttiğim gibi karanlıktı. Farklı bir mekandı. İki köpeği de serbest bir şekilde bırakamazdık orada. O videoda ne çıkarabiliriz arkadaşlar? Dediğim gibi o geçenki videoda da. Yani buradan farklı bir mekanda Boyka'nın cesaretini falan görebiliriz. Konuşabiliriz onu. Başka türlü bir şey çıkaramayız orada.
Ha bu bazı arkadaşlarımız için çok basit de gelebilir. Diyebilirler yani her köpek bunu da her mekanda bunu yapıyor diye. Hiçbir şekilde yapamaz. Şimdi her köpek onu yapamaz. Çok nadir köpekler yapar. Zaten yorumlar da belli. Zaten boykacılar bayağı bir gerekeni söylemişler. Yani boyka bunları hak ediyor arkadaşlar. Çünkü yabancı bir yer. Karanlık. Ve çok da insan vardı orada. Mesela onlara rağmen bilene köpek çekinmedi. Elinden gelenin atarında giderinde duruşunda sergiledi ve aldık ettik getirdik arkadaşlar. Samuray gerçekten çok güzel bir köpek. Samuray'ın bir kere duruşu yeter. Kalabı, boyu, posu. Her büyük köpek de boş olacak diye bir şey yok. Her küçük köpek de boş olacak diye bir şey yok. Karakter meselesi farklıdır. Bazen köpekleri de bayağı bir anlam yüklemek de çok doğru bir şey de değil. Ellerden üstündür. Her şey olabilir tabi. Ama dediğim gibi boykadan yana hiçbir sorunum yok. O yönde yani gitti duruşunu sergiledi ve çıktı geldi aslan parçası. Yani kanasla ondan olacak yavrular bomba olacaktır bomba. Gerçekten kanas çok sert bir dişi. Boykan da zaten her şeyle kendini kanıtlamış bir köpek. Allah'ın izniyle bakalım. Daha güzel şeylerle kanıtlamayı düşünüyorum. Biraz zaman arkadaşlar. Biraz zaman. Kanasımızı biraz gelsin götüreyim. Karnını doyurayım. Kafasını kilitleyelim kalsın. Yarın bir daha bakarız. Her gün geçtikçe belli ki daha kızanı ilerliyor. Gel kızım gel. Hemen bakıyor bakar arkadaşlar. Ana süt. Konus. Arkadaşlar kanasın çok ayrı bir dövüş stili var. Hep boyun kafa arıyor. Hiç başka şu ana kadar başka köpeklerle arada bir şu ana kadar o kadar fazla boğuşunu da görmedim de direkt kafaya nişan alıyor. Tam bir kanas olduğunu burada ispatlıyor yani. Tam ismini hak ediyor bu da. Ne oldu kızım? Hadi git gez hadi git. Git gez de gidelim hadi. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.